Uh, in the way that bu size yeni bir şey onun için onun üzerine birkaç tane fazla yaptım. In the way that ı şekilde değil mi veya gibi anlamına geliyor. I don't I don't we should do things this year diyor. I don't we should do things evet. Uh, as we did them last year. Diyor ki bakın I don't yapamam diyor. Bu yıl değil mi? Bizim yapmamız gereken şeyleri yapamam diyor. As we did them last year. Şimdi I don't'tan sonra I don't do demesi lazım değil mi burada? Ama niye do dememiş burada? Burada that var tabii arada bu adeti unutmuyorsunuz. Burada niye do dememiş arkadaşlar? Çünkü burada do'yu kullandığı için bir daha gereksiz ikinci bir tekrara düşmesin diye yapmış. I don't that diye. Yani cümlenin subject'i bu. Don't cümlenin neyi? E, yardımcı fiili. Buradaki do aynı zamanda bunun fiili de. Dolayısıyla ondan sonra that'ten sonraki cümlenin geri kalan kısmı oluyor. Efendim diyor ki bu yıl yapmam gereken şeyleri yapmam diyor. Yapmam anlamında as we did them last year. Yani geçen yıl yaptığımız gibi diyor. Yapmam anlamında söylüyor. Şimdi belki bir hatalar var ki o hatayı tekrar etmek istemiyor. Ondan dolayıdır herhalde. E, bu as'in yerine ne kullanabilir? In the way that kullanabilir değil mi? In the way that. In the way that. that. Ama like kullanırsanız we did them last year diye mesela like kullandığı like last year. Mesela this year la last year'ı birbirine karşılaştırın. Like kullandığı daha kısa olur o zaman sizin için. Okey arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Conjunction olarak bakın because since diye gördük. Değil mi? Ondan sonra bir de ne ki in the way that like gibi gördük. Conjunction üçüncü kullanışı size çok çok yakın. Bunu ben çok iyi anlattığımı düşünüyorum size. As if, miş gibi. As though miş gibi. Arkasından ne geliyor? Cümlecik geliyor değil mi? As if, miş gibi. As though miş gibi. Arkasından cümlecik geliyor. Bunları kullanırken cümlenin içerisinde, cümlenin içerisinde yüzde yüz kullanılması gereken fiiller var arkadaşlar. Look. Seem, sound, appear, taste. Bu fiiller cümle içerisinde, ezifli cümleler içerisinde yani uyuyormuş gibi görünüyor. İşte e, ne bileyim bozukmuş gibi tadı geliyor. İşte ne bileyim e, ağlıyormuş gibi bana geliyor, kulağıma geliyor, sound oldu değil mi? Görünüyor da olabilir mesela. Bakın şimdi burada ezif, ezif. Diyor ki you look, sen görünüyorsun diyor. Bakın look'u görüyor musun burada? Look'u görüyor musun bakın? As if you have just seen a ghost. Bir hayalet görmüş gibi görünüyorsun. Bunu nasıl yapayım? You look like, you look like dediniz bak you look like. Ha, look like dedikten sonra iş değişiyor. You look like seeing a ghost diyorsunuz. Seeing a ghost look like, daha sonra can't like'tan sonra can't de hatırladınız. You look like seeing a ghost ya da you look like you look pardon, you look as if you've ghost you've seen, you just seen a ghost diye söylüyoruz. Genellikle as if'den sonra past perfect tense kullanılır ama o şu andaki görüntüsünden bahsettiği için present perfect'i kullanmış burada. Dikkat edin bunu arkadaşlar. Oldu mu? Demek ki burada as if as though olarak kullandık. Geldik buraya. Conjunction olarak kullanıyorum şimdi. Diyor ki when I got to their house ben onun evine gittiğimde it appeared that dikkat edin as though kullandığı zaman as if kullandığı zaman as if'in sağ tarafı ya past perfect olacak ya past perfect continuous olacak ki %99 öyle oluyor. Ama burada when i got dediği için past perfect'e gitmiş. Dikkat edin değerli arkadaşlar bakın buraya buraya bakın buraya bakın. Burada present tense gittiği için burayı present perfect yapmış ha. Ondan dolayı present perfect bu. Onlara da dikkat edin. Şimdi burada when i got dediği için past tense girdiği için orada ne yapmış? as do'dan sonra veya as if'ten sonra past perfect ya da past perfect continuous kullanıyor. Bir de bu arada bir de bu arada dikkatinizi çekmeniz gereken bir şey daha söylemek istiyorum. Bu as if'li cümlenin içerisinde yer almıyor bu look seem. Bir, önceki cümlesinde yer alıyor. Anlayabildim mi? Bir önceki cümlesinde. Şöyle ki bakın burada as if'ten sonra present perfect tense gelmiş ama ondan önce görünüyor. Mış gibi görünüyor mesela diye söylüyoruz değil mi? Mış gibi görünüyor. Bakın burada as though as dolu cümlede past perfect tense var ama solunda appear var mesela seemed anlamında geliyor. When I got when I got to their house onların evine gittiğimde diyor it appeared that gibi görünüyordu diyor. As though they had been arguing. Onlar tartışıyormuş gibi görünüyordu. Yani ben öyle algıladım anlamda. Ve seem de kullanabilirsiniz bunu yerine yani. Appear yerine seem de kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Conjunction as if as though devam ediyoruz yine. Bakın buraya, When I talked to Samantha on the phone, Samantha ile telefonda konuştuğum zaman, bu verli cümle. Virgül. She sounded as if ya da as though she was quite e, sad. Yani öyle geldi. Sesi bana öyle geldi. Yani oldukça üzgünmüş gibi sesi bana geldi. Bakın buraya. She was quite. She was quiet. Ben konuştuğum zaman bana öyle geldi. Mış gibi deseydim daha önceden öyleymiş anlamında olacaktı. Anlayabildiniz mi aradaki farkları? Yani buradaki tenslerin uyumu da çok birbirleriyle uyumlu. Genellikle yüzde %99 past perfect geliyor. Ama tensine uyumlu olması için bir de cümlenin bak past tense başlamış. Telefonda konuştuğumda, dün konuştuğumda sesi bana e, sanki oldukça üzgünmüş gibi geldi. O anda öyle geldi. Onun için past tense kullandım. Okey. P.S. demiş. Bunun yerine arkadaşlar, bunun yerine, as do yerine, the way she sounded diyebilirsiniz. The way she sounded diye, the way she sounded, she was quite sad diye diyebilirsiniz. As if kaldırarak böyle diyebilirsiniz. Sound derken de sesinin gelmesinden bahsediyor bu arada. Okay, sesinin gelmesinden bahsediyor. Evet, as if as do mis gibi nasıl göründüğü diyor. Bir şeyin nasıl göründüğü diyor. Şimdi it looks. Bakın gene birinciye looks dedi. Bak buraya present tense koyduğu için ne olacak? As if'ten sonra, as though'dan sonra ne gelecek? Yapacakmış gibi. Gene present tense geldi değil mi? Ee, yarın kar yağacakmış gibi görünüyor. Yarın kar yağacakmış gibi görünüyor. Burada müneccimlik yapıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Niye it is? Çünkü it looks demiş ondan dolayı değil mi? Tensi tensine uyumlu olacak. Yani e, altı bilmem ne hane üstü şişhane olmayacak. Evet. Gene ezif aynı zamanda miş gibi anlamına geliyor ama ya olabilir de olmayabilir de. Şimdi she sounds sesi öyle geliyor. Ezif veya as though she is sick. Hastaymış gibi bana geliyor sesi. Ama yani hastaymış gibi geliyor ama yani emin değilim ki hasta mı değil mi? Sadece sesi öyle geliyor. Olabilir yani insan yorgun olabilir, hasta değildir değil mi? Demek ki burada olabilir ya da olmayabilir anlamına da geliyor bu as if ya da as do. Burada present tense kullandığını unutmayın. As if'ten sonra da present tense gitmiş. Değil mi? İkisi birbirine terazin ibresi gibiydi. Değil mi arkadaşlar? Birbirine uyum sağlaması gerekiyor bunların. Evet, bir şeyin gerçek olduğunu bildiğimizde de kullanılır bu as if. Tabii cümlenin manasına göre bu değişiyor as if. Evet, as if yani conjunction olarak kullanılıyor. She talks present tense başlamış. Ha, e peki burada niye öyle değil? As though she had more experience. O öyle konuşuyor ki daha önceden sanki daha fazla tecrübesi varmış gibi konuşuyor. Ha, e şimdi bu daha önceki tecrübe ne olacak? Past tense olması lazım değil mi? She talks şu anda konuşuyor ama daha önceki tecrübesi varmış gibi konuşuyor. Şu anda tecrübesi var gibi konuşmuyor. Daha önceden tecrübesi var. Ondan dolayı arkadaşlar cümleyi yaparken She had more experience, tecrübe, deneyim. Deneyim ne olmasın, daha önceden olması lazım. Hemen alınan bir şey değil ki. She talks as though she had more experience gibi söyleyebiliriz. Yani bir şeyin e, gerçek olmadığından bahsettiğimiz zaman da, değil mi? Bahsettiğimiz zaman da ne yapıyoruz? Bu as if ya da as though kullanabiliyoruz. Şimdi as if'i başa getiremeyiz, getirebilir miyiz mesela? As if she had more experience she talks. Yok olmuyor olmuyor şekilde arkadaşlar devam. When we know something is not true aynı cümle yapısına devam ediyoruz. Bakın present tense gelmiş görüyor musunuz? Bakın present tense. Please don't speak diyor, to me. Lütfen bana öyle konuşma diyor. As if you were my boss. Yani sanki benim daha önceden patronummuş gibi bana konuşma. Ama you are my boss olur mu? Olur. Şu anda benim patronummuş gibi de olabilir. Ya sanki benden daha önce benim patronummuş gibi bana şey benimle öyle konuşma anlamında diyor. Daha önceden. You are olursa şu anda benim patronummuş gibi konuşma anlamında olur. Yani burada are da olur, were de olur, olur. Duruma göre. Okay. Had been bile olur. As if you had been. Sanki benim patronummuş gibi, daha önce de patronummuş gibi konuşma gibi söyleyebiliriz. Okay. thank <laughs> you